Peki Gülşah Doğuyor, işte siz 80 yıllar o sadece çocuk filmleri yaptınız. O da Gülşah'la olan filmlerdi. Şimdi oradan baktığımız zaman Gülşah'ın yaşantısı. Çocuk doğuyor, siz sinema oyuncusunuz, sanatçısınız ve hani nasıl bir kader onun için hayal ediyor insan? Hani oyuncu mu olur acaba, sanatçı mı olur? Böyle bir Yok fikri hiç. oluyor mu yoksa Yok nasıl oluyor? hayır hiç. Çocukken ne mesleği seçer diye bir merakım yoktu. Filmlerde oynaması da tamamen benim kaprisim. Belki Selim'in kaprisi. Çünkü o yıllarda Gülşah Film adında bir şirket kurduk biz, yapım şirketi. Ve filmlerimizi üreteceğiz. İlk uğurumuz çocuğumuz olsun dedik. Çünkü daha önce İşte Ayşecik vardı, Ha, işte yine çocuk Sezercik yıldızlar vardı, vardı, değil mi? vardı ve böyle bir talepler vardı. Gülşah'ın dünyaya geldiği yıllarda da onlar büyümüşlerdi artık ama çocuk filmleri hep her zaman ihtiyaçtır. Ama o filmleri yaparken acaba ileride benim mesleğimi seçer mi, sinema oyuncusu olur mu falan diye de Hiç böyle düşünmedim. bir sinemacı bir aile olmak gibi bir hayaliniz olmadı mı? Yok. Yok, Ya hayır. işte Sadece ben çocuğuma oyuncu geçsin, olsam. ondan da Yok, yok, yok. Hayır. Hayır, kötüleneyim hayır. gibi. Hiç benim öyle bir düşüncem de olmadı. Öyle bir teklifim de olmadı. Gülşah'ın da hiç öyle bir niyeti olmadı zaten. O istememiş Yani gibi o kadarıyla. bırak oyuncu olmayı, ünlü bir insan olmak bile onu rahatsız etti. Şeyi merak ediyorum ben. O hani az önce Gülşah'tan bahsederken o 80'li yıllardaki var olan filmlerden bahsettik ama bir de 80 sonrası sizin sosyal içerikli Oyunu kadın kadınları daha oyuncu çok benim. hani değinen filmleriniz de oldu. Onlardan da ödüller aldınız aslında. Önemli bir kariyerinizde çok önemli bir noktadır o. Şimdi şey merak ediyorum ben. İnsanın kendisiyle mi alakalı acaba o? Şimdi başta o 70'li yıllardaki o saf kız portresiyle 90'lı yıllara gelindiğinde artık bir olgunlaşma var, bir birikim var. Çok Daha mı doğru. insan hakları Evet. çerçevesinden bakmak istiyor insan? Öyle mi oluyor? Çünkü bunu tercih etmeyen diğer Yeşilçam oyuncuları da var. Ha, Tabii. tercih edenler de oldu tabii. Mesela politik filmlerde oynayanlar da çok oldu ama Evet. hani bu tamamen bir insanın olgunlaşması. Artık ben duyarlı insanın oynamalıyım kararını mı verdirdi size? Öyle bir şey mi? Biraz dönemsel bir şey mi aslında? Dönemsel bir şey, insan hayatıyla ilgili dönemsel bir şey. Yani belli bir yaşlarda belli roller size teklif ediliyor. Evet. Gençsiniz, işte masum bir görünüşünüz var. O yılların gençliğini temsil ediyorsunuz falan. Ona göre rollerde oynuyorsunuz ki o yıllarda bile ben hep şey arzu ederdim. Yerli romanların sinemaya adaptasyonlarını yapmaya çalıştım. Yani Kerime Nadir'in işte. genellikle edebi Evet. eserleri aktarmaya çalıştım. Seçimlerim o yönde oluyordu. Daha sonra dediğin gibi halkın içinde üreterek halkı daha yakından tanıyınca ve çok doğru yönetmenlerle sinemayı öğrenince bir Lütfü Akat Evet, çok size önemli. nasıl bir toplumda yaşıyorsun, nasıl bir meslek yapıyorsun, yaptığın meslekle insanların hayatını nasıl etkiliyorsun, nasıl bu sorumluluğu aldığına göre fikrin nedir, fikrini konuşturabileceğin işler yapmalısın, bunu kendi hayatına yansıtmalısın, yaptığın işe yansıtmalısın, kararlarında sağlam durmalısın, insanların güvenini kazanmalısın filan. Yani beni popüler bir star yapısından daha gerçekçi, daha inandırıcı, daha doğru Hayatın içinden bir hayatın içine çekti. Görüş açımı, bakış açımı değiştirdi. Ondan sonra yaptığım filmlere tabii ki yansıdı bu. dizlerin nasıl ağa baba? İlaç az biraz fayda etti ya. Sana gelince ilaçtan medet umuyorsun öyle mi? Şimdi başını yarsan doktor doktor istemezsin elbet. Kızım gelinim kendine gel. Bunlar senin can yongan. Etini koparsalar bu kadar acımaz. He mi? Hayır, hayır yapamazsın bunu. İhbar ederim seni, polise anlatırım her şeyi. Unutma. Ateşi Maşa ile tutarım ben. Bir işaretimle seve seve ölecek, öldürecek adamlarım var. Onu korumaya çalıştıkça ölümünü çabuklaştırıyorsun. Mezarını kendi ellerinle kazıyorsun. Ne istiyorsun ondan? Senin.
o filmlere ödüller de geldi. Evet. Çok evet. Bana öyle geliyor ki şey, siz bir açıklamanız var. O filmler belki halk tarafından çok izlenen filmler olmadı ama hı hı. Gerçekten hani raflık dediğimiz o çok özel filmler arasında yer aldı. Evet. Bir Recep İvedik popülaritesinde filmler olmadılar. Olmadı. Ama, evet. Yani... ama Türk sinemasına baktığın zaman kaç tane film yapılmış ve en iyi filmler nelerdir dediğin zaman o filmler sayılıyor. Yani o ikisini de tatmış bir kadınsınız aslında. Evet, siz tabii. Yani 70'lerin popülaritesini sürekli film çevirmeyi yani o sürekli her o İşte o tüketim Kapacağım Çerçeve Kıran filmlerinde. Evet yani o da yaşadınız. Diğer evet. filmlerin de oyuncususunuz. Yani kendim yapım şirketi kurdum yine o tür filmler yapmaya devam ettim. Hani popüler olsun, daha çok hasılat getirsin düşüncesiyle yapmadım filmleri. Bu film, bu kadını işlemem gerekiyor. Bu kadını tanıtmam gerekiyor. Bu kadını gün ışığına çıkarmam gerekiyor. Bunlar da var. Göz ardı etmemeliyiz gibi. Daha çok siz hangi kadın figürünü ön plana çıkarmışsınızdır oynadığınız karakterlerle? Beni en çok etkileyen karakterlerden biri Gelin filmindeki Gelin'di. Gelin filmindeki Gelin hani genel geleneksel bir rol biçilmiştir ya kadına. Aile içi üretimi ve yani hiçbir konuşma hakkı yoktur, oy hakkı yoktur, fikir yürütemez, sadece ona verilen görevleri yapar filan. Buradan yola çıkan kadın, onun canını yakan bir olay karşısında buraya kadar demesini biliyor. Çünkü evladını kaybediyor. Bu ailenin adeta sömürüsünden kaynaklanıyor ve evladını kaybettikten sonra buraya kadar diyor. Artık bundan sonra kendi emeğimin sahibi ben olacağım diyor ve bir fabrika işçisi oluyor. Bu çok önemli bir değişim benim için. O yıllara kadar aile içinden dışarıda kadın çalıştırılmaz ya da iyi gözle bakılmaz, doğru görülmez. Hani kadının bir dış işte çalışması. Evet. Belki bunların da kırıldığı bir nokta bu. Artık kadınlar çalışabilir, ayaklarının üstünde durabilir, kendi emeğinin karşılığını alır ve hakkını savunur, hak talep edebilir. O film bana da, benim hayatımı da etkilemiştir, da bana da ilham olmuştur ve o filmi izleyen birçok kadın içinde bir şeydir yani bir başlangıç noktasıdır bence. Tabii ona bağlı olarak düğün var, ona bağlı olarak diyet var. Buradan şuraya gelmek güzel olur bence. Sizin aslında bir siyasi döneminiz de var. Yani siyaset içine girme gibi bir döneminiz de var. O da zaten bu zannediyorum sizin bu duyarlılıkla çektiğiniz filmlerden sonra gelen bir teklif. Turgut Özal tarafından geliyor Anavatan Partisi için. Ama siyasete bir şekilde devam edemiyorsunuz. Bu da ama size halkla aslında oynadığınız karakterleri birebir görme şansını da elde ediyorsunuz. Evet. Nasıl bir tecrübedir sizin hayatınızda siyasi partiye giriş hikayeniz? Evet. Ben onu partiye giriş olarak bile değerlendiremiyorum. Bir seçim çalışmasında bulundum diye düşünüyorum. O seçim çalışmalarında yaklaşık 3 ay 4 aya yakın bir süreç. Çok geniş bir yelpaze de insanlarla görüştüm. Her gün kırsal alanda vardı, üniversitesi de vardı, işte kasabası da vardı, şehirli olan kesim de vardı. Çok karışık bir bölgeydi benim aday gösterildiğim bölge İzmir'de ve çok yoğun halkın düşüncelerini, beklentilerini, siyasetle ilgili algılarını, kendi hayatlarıyla ilgili siyasetin yerini, bütün bunları gözlemlemek beni çok zenginleştirdi. Ondan sonra yaptığım filmleri de çok etkiledi. Tabii böylelikle siz bu denemeden sonra sizin renginiz ortaya çıkmış oldu bir şekilde. Evet, yani evet.
önceden sinema severler tarafından sevilen bir biriydiniz. Sonrasında böyle bölünmeler, parçalanmalar oldu mu yani? Çok net bir şekilde gördünüz mü onu, o bölünmeleri? Bunu olumsuyor musunuz? O işte basına yansıdığı kadarıyla veyahut da işte daha sonraki karşılaştığım çevrelerde sanatçıların nedense sağ görüşte olamayacakları konusunda eleştiriler aldım. Çünkü sanat demek düzeni eleştirmek demek. Bu daha çok işte sol düşüncenin bakış açısı. Hani yakıştıramadık seni oraya falan diye konuşanlar oldu. Basına böyle yansıdı. Hayır yani ben tek tipine sağ... mi aittir sanatçı? Hayır, insandan söz ediyoruz. İnsanı değiştirmekten söz ediyoruz. Orada sağ sol söz konusu değil. Orada hizmet söz bir konusu değil mi? Bakış açısı yaratabilmek, bakış açısı veya da niyet yaratabilmek. Biz hep bu taraftan bakmaya alıştık. Ve bu taraftan baktık, yapabildiğimizi yaptık ama burası artık tıkandı, bitti. Hani yapılacak başka bir şey kalmadı. Şuradan açımızı değiştirdiğimiz zaman çok ihmal ettiğimiz, görmediğimiz, gözümüzden kaçan nice yapabileceğimiz işler var. Biraz da böyle bakalım diyebilmek. Yani açıyı değiştirmek, niyet etmek, onu işaret etmek, o görünmeyeni, göz ardı edileni gün ışığına çıkarmaktır sanatın, sanatçının görevi. Peki siz bize şuna inanmıyorsunuz, o benim hani söylediğinizden anladığım şey. Kimi insanlar siyasete atılırken neresinin önemli, hani hangi partinin olduğunun bir önemi yok. Önemli olan hizmet etmek diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? Gerçekten öyle bir söz konusu hizmet etmekse bütün partiler hizmet etmeye çalışıyor. Bizde öyle bir ayrımın bir önemi yok gibi düşünülüyor kimlikleri tarafından da. Böyle bir düşünceye katılıyor musunuz? Yani samimi olmadığını düşünürüm böyle bir görüşün. Yani böyle bir görüş belirten kişinin yeteri kadar dürüst olmadığını, samimi olmadığını düşünürüm. Mutlaka yapılan iş bir ekiple yapılacaktır. Ekibin birbirine inanması gerekmektedir ve o görüşü paylaşıyor olmak gerekir. O hayat, yani dünyaya bakış bu. Az önce açılardan hani bir sanatçının halkın görmediği, göremediği şeyleri göstermek gibi bir yükü olduğundan, sorumlu olduğundan. Aynı siyasette de öyle. En üzerinde konuşulacak mevzu en sona bıraktın, çok kısa ve güdük olacak bu şimdi, zaman bitti olacak. Bu konuyla ilgili yani, belki söyleyeceklerimiz daha çok şeyler olabilirdi. Hülya Hanım, çok teşekkür ederiz bizi evinizde, güzel evinizi ağırladığınız için. Çok keyifli bir sohbettiniz başımızda. Evet. Sağ olun. Her zaman beklerim sizleri. Daha önce de beraber olmuştuk zaten. Bundan sonra da bekliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hülya Koçilt ile Sessiz Sedasız evinde buluştuk. Teşekkürler Hülya Koçilt.